Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Mart ayı sizin için maddi konularda çok güzel fırsatlar getirebilir. Yılın en önemli ve güzel yeni aylarından biri hemen ayın başında 2 Mart'ta doğacak 12 derece balık burcunda. Jüpiter'le birleşen bir yeni ay bu. Jüpiter biliyorsunuz iyicil bir gezegen ve şu anda Jüpiter balık burcunda çok güçlü. Bu yılın Jüpiter'le birleşen en keyifli, en iyimser, en yapıcı, şifalayıcı yeni aylarından biri ve sizin para evinizde doğuyor. Demek ki Mart ayında parasal sorunlarınızı çözmeniz için gündemler var ve yardımlar var. İşiniz yoksa belki para kazanma imkanı, bir işe girme imkanı, paraya ihtiyacınız varsa ihtiyaç duyduğunuz parayı bulma imkanı, maddi anlamda kendinizi güvende hissetmek için uygun koşullar, hani daha iyicil, daha iyimser koşullar gündemde olabilir. Bu olasılıkları lütfen iyi değerlendirmeye çalışın. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burç balıktaki bu yeni ay özellikle kişisel haritalarınızda, değişken burçlarda 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa sizi çok daha güçlü etkileyebilir. Su grubu burçlar, balık, yengeç ya da akrepte gezegenleriniz bulunuyorsa maddi konularda daha olumlu tesirler, daha şanslı gelişmeler içerisinde olduğunuzu, olabileceğinizi de söyleyebilirim. Yeni ay tesirleri ayın 18'ine kadar olan dönemde ay ışığını yavaş yavaş büyütürken de hayatımıza etkilerini getirmeye devam edecek. Evet, ayın ilk günlerinde Venüs-Mars-Plüto kavuşumu var Oğlak Burcu'nda 12. evinizde. Aslında Ocak ayında da biraz böyle içe dönük, daha karamsar, daha böyle biraz hani kendi dünyanıza kapanmış inziva süreci içerisindeydiniz. Hani ayın ilk günlerinde de bu biraz devam edebilir. Ayın 6'sına kadar özellikle 3, 4, 5, 6 Mart gibi biraz kendinizi zorladığınız bir dönem aslında. Hani sağlıkla ilgili belki sorunlarınız var veya işle ilgili çok yoğun bir çalışma temposundasınız. 6'sından sonra bu etkiler azalıyor. Artık Venüs ile Mars burcunuza geçecek. Bakın çok önemli iki tane gezegen, kişisel gezegen bu ay 6 Mart'tan itibaren burcunuza geçiyor. Venüs zaten iyicil bir gezegen. Mars bu anlamda burcunuzda güçlü bir çalışmaya başlıyor. İkisi birlikte de hareket ediyor. Hani sizi daha tutkulu yapacak, daha hırslı yapacak. Aynı zamanda istekleriniz, arzularınız için artık onları elde etme konusunda, kişisel inisiyatif alma konusunda belki daha belirgin bir şekilde, daha görünür bir şekilde hareket edeceksiniz. Bunun tabii ki ilişkilerinize, kişisel girişimlerinize, belki parasal kazançlarınıza da olumlu tesirleri olmaya başlayacak. Cazibeniz artıyor, karizmanız artıyor, daha yapıcı, yaptırımcı, hani girdiğiniz ortamlarda, ilişkiler içerisinde başkalarını etkileme gücü öne çıkan bir duruma geçmeye başlıyoruz ayın 6'sından itibaren. 10 Mart itibariyle Merkür Balık Burcu'na, para evinize girecek ve ayın büyük bölümü aslında burada Jüpiter'le birleşiyor, Neptün'le birleşiyor. Hani parayı düşünme, parayla ilgili belki daha yaratıcı çözümler bulma, sezgilerinizden yararlanma imkanı var. Parayla ilgili konuşmalar, görüşmeler, bilgi paylaşımları, ticari aktiviteler falan buralarda bütçenizle ilgili konularda da çok gündemleri öne çıkaracak ve bazı hızlı çözümler ve sürpriz destekler de getirebilir tabii ki. Özellikle Merkür'ün Neptün'le kavuştuğu süreç ayın 15'i 20'si gibi bu aralıkta para konularında çok hayalci olmamaya çalışın. Çünkü Neptün ister istemez birazcık hani gerçeklerden uzaklaştırabiliyor. Aşırı iyimserlik de biraz hani zaman zaman yanıltıcı olabilir. O yüzden daha gerçekçi olmaya çalışın. Gerçekçi adımlar atmaya çalışın. Hem paranızı değerlendirirken, harcarken ya da parayla ilgili beklentiler oluştururken. Ve ayın 18'inde Başak Burcu'nda Dolunay var. 8. evinizde meydana gelecek. Plüto'dan güzel bir üçgen açısı var bu Dolunay'ın. Bu Dolunay yine parasal konular ama biraz daha hisseli paralar, paylaşımlar, ödemeler, borçlar, krediler gibi konuda bir Dolunay var. Bu Dolunay daha önce yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçlarını getirebilir. Beklentilerinizi de karşılayabilir. Bir borcun ödenmesi, bir kredinin ortaya çıkması gibi bir konu. Ya da eşinizin parasal kaynaklarında dönüşümler ya da ortaklı işlerinizde, işbirliklerinizde ortağınızla hisseli paralar alanında bazı çözümler ya da gündemler olabilir. Bir mirasın sonuçlanması, bir nafakanın
gündeme gelmesi, bir tazminatın elde edilmesi gibi ya da beklediğiniz bir bursu almak, bir krediyi almak, bir borcu ödemek gibi ya da borçlanma konuları olabilir tabii ki. Hani buralarda aslında kendi içinde yapıcı bir dolunay ama karşısında bir Neptün var. Yine de borçlanırken, yatırım yaparken, paranızı harcarken lütfen gerçekçi olun. Neptün'ün çok aşırı böyle hayaller vermesine, aşırı iyimser hale getirmesine de izin vermemek gerekiyor. Yardımlaşma temaları öne çıkabilir. İhtiyaç sahipleriyle ilgilenme, bağış yapma, yardım yapma veya sizin ihtiyacınız olan alanlarda yardım alma, parasal bir sorunu çözme, borçlanma konuları falan. Buralarda da destekler gelebilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 27 derece ve yakınlarında değişken burçlarda ya da toprak burçlarında böyle gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman bu bahsettiğim tesirler sizin için çok daha önemli hale gelebilir. Ayın 22'si, 23'ü, 24'üne biraz dikkat edelim. Çünkü burcunuzdaki Mars, Uranüs'te sert açıda olacak. Sakarlıklara, kazalara eğilimler olabilir. Sinirsel gerilimler, huzursuzluklar, işte daha dürtüsel, sabırsız tavırlar, agresyon olabilir. Tansiyon sorunları, dengesizlikleri, bazı nörolojik sorunlar artabilir. Buna dikkat edelim. Hani sizinle ilgili olmasa da belki aile üyeleri, ebeveynlerle falan ilgili de olabilir. Parasal anlamda da dengeli hareket etmekte fayda var. 27'si, 28'i gibi burcunuzdaki Venüs'ün Satürn'le kavuşumu var. Ciddi ve istikrarlı bir açıdır bu. Satürn zaten hani hayatınızı düzenlerken sorumluluklarınızı arttırıyor. Şimdi Venüs'le birleşmesi herhangi bir ilişkiye daha sorumlu ve uzun vadeli bir bakış açısı getirebilir. İşbirlikleri de olabilir, özel ilişkiler veya yine hayatınızdaki kaynaklarınız, maddi durumunuz, parasal konularda Satürn sorumluluk getirir size. Ciddi bir bakış açısı, uzun vadeli hedefler, planlamalar anlamında da burada yine yardımcı olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.